Bir hoca bir soru sormuş. Diyor ki, herkesin sorusu galiba. Diyor ki, çok ilginç ama. Selamünaleyküm sevgili kardeşim diyor. Aleykümselam. Diyor ki ben diyor karşımdaki toparlayayım uzun bir yazı. Uzun bir yazı şu. Diyor ki ben toparlıyorum komple söylüyorum. Karşımdaki diyor insan hemen aldanıyor. Bir şey söylediği zaman aldanıyor. Bir şey deyince inanıyorum diyor. Çoğunlukla da diyor aldatılıyorum. Bildiğim halde bir de aldanmayacağım. Bir de güvenmeyeceğim dediğim halde diyor. Gene itimat ediyorum, güveniyorum, aldanıyorum. Niye diyor ben diyor aklım mı basmıyor? Benden yaştım. İsa'nın okuyorsunuz dedi. Ben de ne oluyor diyor. Niye böyle yapıyorum? Şimdi bunu söylüyorum diyor. Tekrar yapıyorum. Aldanıyorum diyor. Ne diyorlarmış biliyor musun? Eşi söylüyormuş, kaynanası. Sen safsın. Yani safsın, halk tabirinde affedersiniz aptal yani salak mı derler böyle. Bu laf denilmez yani salak çok ağır bir tabirdir. Yani ama saf bizim tabirde arı duru yani karışık değil. Şimdi niyesini anlatayım size. Niye inanıyor? İşaret edeceğiz da bakayım sayfayı diyebilecek misiniz? Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Yok diyor. Niçin yok diyor? O lazım bize. Kötü bir şey düşünüyor. Bak maşallah bak. Ama o devam. Sen ikinci cümleyi söyledin. Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca devamlı ifsatı düşündüğü için olumsuzu düşündüğü için olumluya yer yoktur. Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca açın bir bakar mısın o yeri çok önemli. Şeytanda marifet, şeytanda marifet yer çıkar bak şimdi. Şimdi bak nereye kullanacağım şimdi insan. Çok lazım doktor sana da. Niye aldanıyor? Şimdi şeytan devamlı sanat-ı fıtriyesi iktizasınca olumsuzluğu düşündüğü için olumlu bir şey düşünemez. Mefhumu muhalifiyle, tersiyle hep idlali düşünen bir insan düşün. İdlal. Buldun mu? Buldum. Okur musun sesli soruyu da? Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur. Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktisasınca kalbi daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Sayfa kaç? Sayfaya bakalım. 67. Bak şimdi. Ben tersini kullanacağım şimdi. Arkadaşlar Risale-i Nur ve Kur'an'da bir söyledikleri var. Bir de söylemek istedikleri var. Söyledikleri bir ise söylemek istedikleri 99'dur. Başka bir manasında söyleyeyim. Bir de ara boşluklar var işte. Başka bir de mefhumu muhalifi var. Şu anda ben mefhumu muhalifini yapayım. Saf temiz insan. Bu çok önemli Mehmet. Kullanacaksın sen de abi. Saf temiz insan niye aldanıyor? Adam devamlı olumlu düşündüğü için olumsuzluğa yeri olmadığından birisi bir şey söylediği zaman ihtimal veremiyor ki bu acaba yanlış mıdır? Çünkü hep olumlu düşünüyor. Örnek vereyim daha iyi anlaşılır. Bir kardeş vardı buradan gönderdim. Mehmet belki bilir ama isim verme. Şey olmasın. Polisti. Böyle aramızda çok sıkıntı yapardı. Çok sıkıntı. Sonra kendisi itiraf etti. Ben dedi karakolda görev yaptım 30-40 sene. Kaç sene işte emekli oldum. Her gelene olumsuz baktım. Hiçbir şeysine inanmadım. Hep şüpheli baka baka baka. Her şeye senin bile sözüne diyor şüpheli bakıyorum dedi. Öyle alışmış. Başka bir örnek vereceğim. Çok çarpıcı olsun bundan fazla olsun. Artistler var ya film çevirenler. Filmi yapay şahsiyet, suni şahsiyete gire karakter bozulması oluyor. Filmden çıktıkları zaman kendi asıl olduklarını unutuyorlar. Ustadı misaliyle
Başkasının yürüyüşünü taklit edenler onu yapamadığı gibi kendi yürüyüşünü de unuttu diyor. Hep bunları toparlarsam niye bir insan hemen aldanır? Çünkü şeytanın tersi, şeytan niye marifet yok kafasında? Sanatı fırtiyesi iktizasınca devamlı idlal ile aldatma ile meşgul olduğundan hakka ve hakikate yer yok ki acaba bu doğru söylüyor mu diye bir ihtimal versin. İşte hayırlı ve mübarek insanlar, saf insanlar demek, tek yönlü insanlar aldatmayı bilemezler. Hep iyi düşündükleri için şere yer olmadığından karşıdaki insanın da şerliliğin hiç hatırına gelmez. Allah bile tek boyutlu değil. Tövbe, celal ve cemal. Değil mi bak ikisi? Bir, demek ki saf insanlar niye aldanıyor? Saf zannediyor. Böyle saf bizim halk arasında aşağılık manada. Ya saf ya saf. Saf sensin sen. Hadis-i şerife geçtiği gibi. Aldatan kimmiş? Aldanan aldatır. Kime aldandı? Şeytanı aldandığı için bizi aldattı. Zahirde, surette bizi aldattı gözüküyor ama aldatan aslında temelde, altyapıda kim var? Şeytanı aldandığı için bizi aldatıyor. Aldatan aldanandır. Ha saf, saf inanıyor ama çünkü niye? Sanat-ı fıtriyesince kafasında idlala hiç yer yok. Hep marifet ve hakikat düşündüğü için ihtimal vermiyor. Kendisi gibi düşünüyor. Empati yapıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Hafız dedim. Selahattin Hafız var ya. Benim talim aynı zamanda huruf-u mukata talim almış. Ya o adam onu söyledi. Niye inandın? Ne dese inanırsın ya? Ya o sen daireyi sattın. Koca daireyi. Adam sattırmış daireyi. İran'da helva fabrikası kuracağım diye. Ya hiçbir şey almadan. Ya nasıl şey yaptın? Sen nasıl inandın böyle hemen verdin parayı dedim. Ne dese inanırsın? Diyor ki ben sana şaşırıyorum dedi ya. Bir insan dedi niye yalan söylersem ben dedim ya niye inandın? O da bana ne diyor? Ya bir insan nasıl yalan söyler ya diyor. Yalan ne demek ya diyor. Hasan kardeşim niye yalan ne demek diyor. Dedim yalan. Yalan ya. Adam hala ya daire parasını elinden alıyor. Ya diyor para önemli değil diyor. Ya bu insan nasıl yalan söyler diyor. Nasıl söyleyebiliyor diyor. Nasıl hatırına geliyor diyor. Nasıl rahat diyor. Nasıl rahat uyuyor diyor. Düşünebiliyor musun? Çünkü şeytanın tersini de söylüyorum. 67'yi mi işareteceğiz? Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca dimağı, kalbi, aklı, şeytanın kalbi de var. Aklı da var. Sanat-ı fırtiyesi iktizasınca hafızımızın veya senin benim şerri düşünemez. Hak ve hakikati düşündüğü için bu şer ihtimali gelmiyor ondan. Onun için aldatılan veya beni bir aldatıyorlar olsun. Allah Resulü'nün bir hadisini de söyleyeyim bir dakika. Ha. Diyor ki ahir zamanda toparlıyorum ya kısacası. Öldüren değil öldürülen, aldatan değil aldanan, bir de bir şey söylüyor, olun diyor. Zulmeden değil. Zulme uğrayanlardan olun. Olacaksa. Karşı karşıya geldin, öldürmen gerekiyor. Nefis mudavası var ama bu da var işte. Demek ki saf, kendini saf, ben nasıl inanıyorum ya aldatıyorum, çok şükür. O aldatsın. Dünya cihetiyle, fani cihetiyle aldan. O da aldatsın. Yanında kar kalacak mı? Peki ne oldu? O adam ne olduğunu yapan hafıza? Annesi, babası öldü. Annesi de öldü. Bekardı. Ondan sonra evde çıldırdı. Saçını yoldu. Bir bez de kendisini asmak istemiş. Neyse en son duyduğuma göre ev bir buhran geçirmiş, ne diyorlar? Cinnet geçirmiş. Cin olduğu nettir. Cinsel, cinnet, cinayet, cinlerle alakalı.
Yani herkesin şeytanı ifrit ya şey. Kendi böyle komşular neyse şey yapmış, kaldırmışlar. En sonunda gidiyorum akıl hastanesine gidiyorum. Ne oldu? Dünya da bitti, ahirete. Ama geçici bir kar oldu. Yalan böyledir biliyor musun? Yalan irin olmuş, kangren olmuş ciddi bir yaraya ağrıyı duymamak için merhem sürmektir. Ona neşter vurman gerekiyor. Geçici bir, evet, yalan geçici bir merhem sürmektir. Ama o nüksedecektir. Yara aşağıdan gelecektir. Geçici bir çıkış yolu ama yalan. Uzun vadeli yok olmaktır. Niye? Kendine yalan söyledin. Akrabana söyledin. En büyük ihaneti kendine yapıyorsun. Adam sen yalan söylediğini sen bilmiyor musun? Vicdanın nasıl rahatsın? Bitirdin de vicdanını. Sen yalan söylediğini sen bilmiyor musun? Münafık olduğunu sen bilmiyor musun? Münafık kendisini bilir. Korkmayın. Ben münafığım diye korkmayın. Çalıştım üzerine de. Münafık şuurludur. Bilerek yapıyor. Acaba ben münafığım deme. Çünkü sen münafıklık yapmıyorsun. Münafıklık sıfatı olur. Ama münafık olmaz. Münafık şuurludur. Bakara suresi ne geçer diye. Gider diyor localarına. Biz sizdeniz. Müslümanların yanında öyle dediğimize bakmayın. Biz onları aldatmak için diye oraya hesap veriyor. Mason kulüplerini. Bak adam bilerek yapıyor. Senatı bilerek değil. Kusur olarak yapıyorsun. Niye aldanıyorum? Aldan kardeş, aldan. Aldatmaktansa aldan daha iyi. Niye safım ben? Arı durursun da ondan. Niye 24 ayar altın? Niye 18 değil? İçerisi altına sıfır yakın olamaz yani. O zaman atomuna inersin. Altının altına en yakın 24 ayar mı? Ne diyorlar? 18 ayar, 16, 12 ayarlar var yani. İçerisindeki oran yok. Ne kadar aldanıyorsun? Safsın. Saf niye aldığında ya? Sokakta aldığı gibi saf salak gibi ya, aptal gibi. Olsun de canım. Olsun de. Ama uzun vadeli ne olacak? Kabire girdiğin zaman ne olacak? Ezeli ve ebedi ne olacak? Yalan de. Yalan geçici bir ne, şey vurmak, merhem sürmek yaraya. Alt zeminine inmedin sen doktorsun. İnmedin, üzerine uyuşturdun. Geçiştirdin. Ne olacak? Yalan geçici bir çıkış yolu gibi gözükürken ilk önce yalan kendini ortadan kaldırmaktır. Kendini ortadan kaldırıyorsun. Ne uzun vadeli ne oluyor beyim? Sen sana güvenin kayboluyor. Bak sana güvenin olmuyor. Daha iyiyim diyemezsin, becereceğim diyemezsin. Psikolojim bozulacak. Çünkü sen kendine güvenmiyorsun. İki, yakınlarını kaybedeceksin, dostlarını kaybedeceksin, iş yerindekileri kaybedeceksin. En son çıkacak canım yalanın. En fazla 40 gün sürermiş. Yalanın en uzun ömrü 40 gün. Peki ne yapacaksın? Beni kaybettin. Az işimi kaybettin. Onu da kaybettin. Anneni kaybettin, babanı kaybettin. Ne olacak? Bu değdi mi peki geçici şey? Ölsen dahi yalan deme.